Ben 50 kuruş verttirerek başkanı kara amir. Kardeşim baksana. 50 kuruşun var mı? Bakın, biz direnci değiliz. Sadece vatandaşa 50 kuruş var mı diye soruyoruz. Vatandaş kendi iradesiyle bize 50 kuruşu veriyor. Ha, bazı vatandaş var ki 50 kuruşu vermeme konusunda inatçı da olabilir. Biz böyle durumlar için de hazırlıklıyız ha. Kardeşim bana 50 kuruş versene lan. Yok. O zaman bir ateş ver kardeş. Ateş varsa cara da vardır. Cara istemek dilencilik mi oluyor yani ha? Ki şu an çok şükür bizim ekibimiz çok kalabalık. Her gün yeni üyelerimiz geliyor. Ama şu an var ya Tuğra Kenan var. Piyasanın en ama en hızlısı. Benim adım Tuğra Kenan. 50 kuruş benim işim. Bundan önceki hayatımda dilencilik yapıyordum. Amir Reis sağ olsun beni çekti çıkarttı bu hayattan. Şu anda 50 kuruş alıp yoluma bakıyorum. Şş, gel lan buraya. Gel lan gel. 50 kuruş ateşte lan. Vallahi benim 50 kuruşum yok ya. Sadece 1 liram var. 1 lira olmaz oğlum. Ben 1 liraya karşıyım lan. Git ona 50 kuruş yap. 2 tane de gel bakkaldan hadi. Biz şiddete karşıyız. Ama şiddeti amaca giden bir yol olarak kullanabiliriz. Haydar ile kafaya çalışıp itina ile Hafize silmek bizim işimiz. Bu ne oğlum? Bugünkü hasılat. Oğlum en işlek yere verdik seni. Senin getirdiğin hasılat bu kadar mı lan? He? Ben adama cadde üstü dükkan açıyorum. Adamın bana getirdiği paraya bak ya. Buna bugün ekmek vermeyin. Yıkıl lan önümden. Yıkıl. Kısacası ekmeğimizdeyiz. Dilenmiyoruz. Çorba paramızın peşindeyiz biz. Buradan bizi izleyip 50 kuruşunu esirgemiş arkadaşlarımıza selam olsun. Tabii hafızaları yerindeyse. Yaptığınız büyük ayıp. Biz burada kurumsal bir iş yapıyoruz. Bakın bunu unutmayın. 50 kuruş sizi fakir etmez ama bizi zengin eder.